Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binurum Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekler hamuru ile yaptığım harika pasta krema dolgusuyla lezzetli mi lezzetli güzel bir pasta tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli pasta tarifime geçiyorum. İlk olarak hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Genişçe bir tencerenin içerisine bir su bardağı suyu koyuyorum. İçerisine 40 gram tereyağını ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine yarım çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Ocağımız yüksek ateşte içerisine koymuş olduğumuz yağ eriyinceye kadar bu şekilde karıştırarak kaynatıyoruz. Tencerenin içerisine koymuş olduğumuz su kaynamaya başladı. Artık ocağımızdan indiriyoruz. Su hala sıcakken içerisine bir su bardağı unumuzu ekliyoruz. Bu aşamada sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin. Hala su sıcak olduğu için hamurunuza topaklanma olur. O yüzden karıştırmaya özen gösterin. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Suyun içerisine katmış olduğumuz un bu kıvama geldikten sonra tencereyi tekrar ocağımıza alıyoruz. Bu arada ocağımızı kısık ateşe getiriyoruz. Ocağa koymuş olduğumuz ekler hamurunu 2 dakika boyunca karıştırarak pişiriyoruz. Bu sayede hamurumuzda un kokusu olmayacak. 2 dakikanın sonunda hamurumuzu ocaktan alıyoruz. İçerisine yumurta katacağımız hamurun kesinlikle soğuk olması gerekiyor. Genişçe bir kabın içerisine hazırlamış olduğum hamuru koyuyorum. Daha sonra spatula yardımıyla güzelce yayıyorum. Böylelikle soğumasını hızlandırmış olacağız. Hamur kenarda soğurken ben de pastacı kremasını hazırlayacağım. Genişçe bir tencerenin içerisine 500 ml sütü koyuyorum. İçerisine 2 adet yumurta sarısını ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla yumurtaların güzelce süte karışmasını sağlıyorum. Sütün içerisine 2 yemek kaşığı dolusu unu ekliyorum. 2 yemek kaşığı buğday nişastası. 3 yemek kaşığı şekeri ekliyorum. Ocağın üzerine koymadan önce bunları güzel bir şekilde karıştırıyorum. Krema tenceresini ocağımıza alıyoruz kremamız kaynayıncaya kadar yüksek ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Bu arada kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Krema kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını yarım ateşe getiriyoruz. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya ekliyoruz. Tereyağ kremamızın daha güzel ve daha parlak olmasını sağlıyor. Dilerseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. 1-2 dakika boyunca düşük ateşte karıştırarak kremayı pişiriyoruz, ocağımızdan alıyoruz. Genişçe bir kase alıyoruz, kremayı içerisine boşaltıyoruz. Böylelikle kremanın daha çabuk soğumasını sağlayacağız. Kasenin içerisine boşaltmış olduğumuz kremanın üzerine sera kapatıyoruz. Böylelikle soğuma esnasında kabuklanma olmayacak. Krema için daha sonra başka bir işlem uygulayacağız. O yüzden kremanın kesinlikle soğuk olması gerekiyor. Başka bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı koyuyoruz. Çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Soğuması için kenara ayırmış olduğumuz ekler hamurunu alıyoruz. Bu arada ekler hamurunun iyice soğuduğundan emin olun. Blenderla şöyle bir çırptıktan sonra hazırlamış olduğumuz yumurtaların bir kısmını koyuyoruz. Bu hamurun içerisine yumurtaları yavaş yavaş ekleyerek karıştıracağız. Bu konu çok önemli. Sizler de bu konuya özen gösterin. İlk eklediğimiz yumurtayı karıştırdıktan sonra içerisine biraz daha ekliyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum ölçüler tam ölçüdür. Siz de buna dikkat ederseniz güzel sonuçlar almış olursunuz. Yumurtalardan 2 yemek kaşığı kalacak şekilde bıraktım. Geri kalan yumurtanın hepsini hamura ekledim. Daha sonra hamurun içerisine 1 paket vanilya ekliyorum. Kalan yumurtayı da hamurun üzerine süreceğim. Bu hamur için 3 adet yumurta yeterli oluyor. Hamurun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Spatulayla kaldırıyorsunuz. Uç kısmı uzadığı zaman hamuru olmuş sayılıyor. Uzunca bir kabın içerisine sıkma torbasını yerleştirdim. Hazırlamış olduğum ekler hamurun içerisine koyuyorum. Bu pasta gerçekten çok güzel oluyor. Birkaç tane püf noktası var. Sizlere tavsiyem videomu sonuna kadar izlemeniz. Böylelikle sizler de güzel sonuçlar elde etmiş olacaksınız. Hamurun hepsini sıkma torbasına koyduktan sonra güzelce sıkıştırarak uç kısma gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra açık kısmını kıvırarak sıkıştırıyoruz. Hamuru bir kenara alıyoruz. Tezgahımızın üzerine yağlı kağıdı koyuyoruz. Yağlı kağıdın üzerine hamuru sıkacağımız bölümü işaretleyeceğiz. Daha önceden hazırlamış olduğum erik marmalatıyla tabağın kenar kısımlarına fırçayla sürüyorum. Yağlı kağıdı çizmek yerine bu yöntemi uyguluyorum. Böylelikle daha sağlıklı oluyor. Kenar kısımlarına marmelatı sürdükten sonra tabağa ters çeviriyorum. Tabağa çıkarttığım zaman görmüş olduğunuz gibi hamuru sıkacağım bölümü de işaretlemiş oldum. Yağlı kağıdı fırın tepsisine koyuyorum. Hamur koymuş olduğum sıkma torbasının uç kısmını kestikten sonra işaretlediğim bölüme güzelce hamuru sıkarak yerleştiriyorum. İlk sırayı sıktıktan sonra ikinci sırayı da sıkıyorum. Hazırlamış olduğum hamurdan toplamda 6 sıra yapmış oldum. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst ayara açtım. Pastamızı kesinlikle sıcak fırına koyacağız. Ekler hamurundan kalan yumurta sarısını alıyorum. Fırça yardımıyla hazırlamış olduğum pastanın üzerine sürüyorum. Üzerine file fındık koyacağım. Yumurta sayesinde de fındıklar hamurun üzerine yapışmış olacak. File fındığı alıyorum. Hamurun üzerine döküyorum. Sizler bu aşamada badem de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ikisi de çok güzel ve lezzetli oluyor. Pastamız hazır. Daha önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımıza götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pastamızı pişireceğiz. Eklerimiz pişerken biz de bu arada pastacı kremasını hazırlayacağız. Soğumuş olan kremanın içerisine yarım paket krem şantiyi koyuyorum. Daha sonra mikser yardımıyla güzelce çırpıyorum. 5 dakika boyunca bu şekilde çırparak güzelce hazırlıyorum. Kremayı ne kadar çok çırparsanız o kadar güzel ve lezzetli oluyor. Krema tam istediğim kıvama geldi. Artık mikseri içerisinden çıkartıyorum. Spatulayla şöyle bir kenarlarını düzelttikten sonra kremayı sıkma torbasına koyacağız. Bunun için uç kısmına şöyle bir duyu yerleştiriyorum. Böylelikle pastanın arasına sıkmış olduğumuz krema daha güzel gözükecek. Sıkma torbasını da genişçe bir kabın içerisine koyuyorum. Spatula yardımıyla bütün kremayı içerisine boşaltıyorum. Daha sonra kremayı sıkıştırarak uç kısmına gelmesini sağlıyorum. Kremamız da hazır. Onu da kenara koyuyoruz. 35 dakika sonunda pastamız güzel bir şekilde pişti. Kesmeden önce mutlaka soğuması gerekiyor. Soğumuş olan pastayı tam ortadan ikiye kesiyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca diğer tariflerime de göz atmayı sakın unutmayın. Ortadan ikiye kesmiş olduğum hamurun üst kısmını kenara koyuyorum. Taban kısmını servis tabağının içerisine koyuyorum. Hazırlamış olduğum pastacı kremasını kenardan başlayarak güzelce sıkıyorum. Bu krema gerçekten çok lezzetli oluyor. Diğer pasta tariflerinizde de mutlaka bunu kullanın. Gerçekten iyi sonuçlar alırsınız. Kremanın hepsini pastanın içerisine boşaltıyorum. Kenara ayırmış olduğum üst kısmını kremanın üzerine koyuyorum. Pastayı servis yapmadan önce mutlaka 2 saat boyunca bekletin. Böylelikle dinlendirmiş olursunuz, daha lezzetli olur. Üzerine pudra şekeri döküyorum. Böylelikle görüntüsünü daha güzel hale getirmiş oluyorum. Sizlere bir de bu güzel pastanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir pasta oldu. Bir kez denediğiniz zaman asla bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Çocuklarınız ve arkadaşlarınız hep bunu yapmanızı isteyecek. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Bu güzel pasta tarifini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler pastanın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarif mi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.